Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu yolda tartan eziyetlere karşıydı mı? Allah kene man yardım kılmam sen dedi mi? Beşik gelgen zulümlerini görüp Allah isyan kamaydı Allah. Ve Allah yoldaki küreşin cepa muşakkatlarına berdaşlık bireleydi Allah. Öyle boğan dinkin Allah da Allah bizge çokum yardım ve nusret dedi. Peygamberlikning 10-nji yili, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 50 yoshga kirgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tog'isi Abu Talib va ayoli Hazrat Xadijadan ayrilgandan keyin Makka mushriklari payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ilgir qilishga jur'at qila olmaydigan zulmlarni va askiliklarni hammasini qiladi. Makkadagi musulmonlarning ahvoli kundan-kunga yomonlashib qaramoqda. Hatto Hazrat Hamza, Hazrat Umar va Hazrat Abu Bakrga o'xshash mo'tivar sahobalarni jamoat tarafidan noat ig'ir bismlarga uchrab o'z holi bilan qaladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom musulmonlar üçün bir urun hazırlaşmak istedi. Mekke'den 100 kilometre yıraklıktaki Taib şehrine Zeyd ibn Haris isimli Ügey oğlu ile birlikte yola çıkıdı. Taib'nin yezigilik mesulatları Mekke arkalı hoşun ellerine tarqa etti. Yani Mekke ile Taib'nin münasebeti naayeti kuyuk idi. Mekke'nin asaslık nüfusunu Kureyş kabilesi egellegenge oxşaş, Taib'nin asaslık nüfusunu Sakib kabilesi egelleydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Zeyd ibn Haris bilen 10 gün piyade yol yürgenden keyin ahire Taib qaytib keldi. Ve Taib'deki kabile aksakalları ve yurt çoğunluğuyla görüşüp ulağı İslam'ı düşündürdü. Ula Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a hiç kim kılmadan hakaret ve kemsitiş ve meskirlerini kıladı. Ulanın birisi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı kemsitip ve hakaretle Allah Teala peygamberlik senden başka adamda tapanmaktı da dedi. Yeni birisi eğer Allah seni peygamberlikle tallığan bolsa ben Kabe'nin yupukunu yırtıp taşlayayım dedi. Ulanın yeni birisi eğer sen rast peygamber bolsan bizden aldığımızda gelip bundak geplerini kılıp yürmeyse. Eğer sen yalgan peygamber bolsan benim sana gep kıldık vaktim yok de Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı hakaretleydi, mensitmeydi ve meskirleydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a bu müşriklerin sözleri naayet elem buladı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ulanın iman yetiştiğini ümit üzgendiğin ki uladın en akalli insani talepten birini kıladı. O bosumu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam uladın benim bu yak hegellikimini Mekkeliklerine etmesanla deydi. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Taib'e çıkallıkı ve uladın himaye kılışını talep kılallıkını Kureyşliğe bilse Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'deki amallıkını emelden kaldırıp etti. Şunun için Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Taib aksakallarının Taif kegellikini itmaslıkını talep kıladı. Lekin ula Mekke'den kegen ticaretçilerine Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Taif kegelliki ve özünü himaye kılışını talep kılgallıkını eğitip koydu. Mekke'deki Kureyş müşrikleri Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'deki amallıkını emelden kaldırdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Taib'de 10 gün turuş ceryanında her bir kabile ve her bir cemaat ve her bir aymak olan ayrım ayrım kürüşüp ulağı tekrar tekrar İslam'ı anıldıdı. Ama uladın bir adamı iman etmeydi. Hatta ula hadedin eşip nadan kişiler ve küçük ballarını küşkürtüp Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a taş atkızıdı. Küçük ballar ve akılsız kişiler Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a taş etip yurtumuzdan kedep koğlaydı. Zeyd ibn Haris Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı taştın koğdaş için birden aldığa birden keynige ötüp Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a kalkan balıdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a etilgan taşla Zeyd ibn Haris'a tigidi ve onun baş gözleri beri kanap gidiyordu. Şundakla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın baş gözlerini naayt iğir yarınlıp beşidin akkan kallavilen onun kâşinin içi kanğı tuludu. Bu akılsız kişiler ve küçük balla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı Taib şehrinden 4 kilometrece taş etip koğlap girdi. Ahire Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ve Zeyd ibn Haris Taib yürüdeki bir üzümzarlıkların içine girip mükünü varadı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam üzümzarlıkların içine girgendiğin ki tamgı yürünüp oturup baş gözlerinin hemmesi kanı melengen halde Allah'a mındak dua kıladı. Allahümme inni eşku di'fe kuvveti ve kille hayleti ve hevani alen nas ya erhamer rahimin ente rabbel mustada'afin ve ente rabbi ila men tekiluni ila ba'idin yetehaccemuni em ila aduvin melektehu emri illem yekun bike aleyye gadabun felâ ubâ ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وسلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتب حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك Ey Allah, üzerimden acizliğini, amansızlığını ve kişilerinin beni harlıgallığını sana şikayet kılımın. Ey şefkatlik Allah, sen acizlanın ve minin Rabbimsin. Ey Allah, beni kimge tavşırırsın? Beni közge ilmeydiğin kişi gümü? Ya ki bana toskullak kıldığın düşman gümü? Eğer sen bana gazap kılmasanla ben her kandak eziyetke perva kılmayımın. Lekin senin beni tiniç aman kılışın bana belgen en katı çoğun nimetindir. Zulmetini yurutkan, dünya ve ahiretinin işlerini başkırvatkan, ulu zatının nuru bilen bana gazap kılışındın ve beni cezalı şundan sığınıp panahlık dileyimin. Lekel utbe hatta terda. Sen razı boğana kadar men eziyetlerge, kinçiliklerge, berdaşlık birişge, kinçiliklerini tartışkır, razı men. Yakşılarını kiliş, yaman işlerden sakınış, pekat senin yardımın bilenli boladı.
Üzümzarlıkların ilgisi Utbe ve Şeybe Mekke'deki muşuklardan bulup ilgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a nait iğir zulümlerini kılgan. Şundak durup mu bu katımkı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ehvalini külüp Peygamberimizgi boğan mihir şapkat kozgaldı boğay Eddas isimli Hristiyan çakırıdın bir sap üzüm elip Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a evetudu. Eddas Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gelip üzümünü tenlaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam üzümünü kulga elip Bismillah deyip yaydı. Eddas Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Bismillah degen sözünü hayran kaladı. Ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a bu yerde kişiler bir neyse yeşilin ilgili ondak demeydi deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Eddas'a sen nedin? Kaysi dinge itkat kalese deydi. Eddas men Neynova şehridin. Hristiyan dinge itkat kalama deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Eddas'a Yunus İbni Metta'nın yurdu denkense deydi. Eddas tekim hayran kalıp Yunus İbni Metta'nın kandak tuniyesiz deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Yunus İbni Metta benim kardeşim o mu peygamber? Memi peygamber deydi. Şundakla Eddas ka özünün Allah'ın ahirki peygamberi ikenliki. Növbette kişilerin çoğunlatkan butnun hakiki ilah emesliki. Ve ulanın dininin azğun batıl din ikenlikini eğitip İslam'ını onunla çöndürdü. Eddas şu vaqtla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kucaklap süyüp gidiyordu. Ve şu vaqtın özü de iman eğitip Müslüman buladı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Taib'den kuruk kol kaytkan bosumu yolda bir Hristiyan'ın Müslüman buluşuğa sebep oğallıkıdın naaydı kuşal buladı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Taib sepiri ve Taib'de uçurgan işleri karapakadığan bosa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allah Teala tarafından tallangan ve kişilerge Allah Teala tarafından evetilgen en ahırkı elçi bosumu Taib'de kişiler tarafından nait meskır kılındı, hakaret kılındı, hatta taşla olan itildi, kâşi kanğı toldu. Allah Teala bu ehvalini kürüp durusumu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a yardım kılıp, müşriklerin hemmesini cezalap ulanı halak kılıvermedi. Yani şu vaktin özde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a bivasti yardım vermedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ey Allah sen beni evettin, müşrikler bana muşundak zulüm kıldı de uçurgan zulüm qaqşım idi. Aksiya lakal udba hatta tarda. Men sen razı bolğan qadar aziyatga uchrashga razı edi. Endi biz özimizin ahvaliga bir qarab baqaylik. İman etqanligimiz uchun, musulman bolğanligimiz uchun qanchiligan minnatlarni qildik. Biz musulman tursak Alloh bu zulmlarni nimishqa tosmaydi deb qaqşıdık. Hatta imanimizdan Allohdan gumonlandık. Allohga isyan qildik. Kufur gaplarni qildik. Peygamberimiz tatqan aziyatlarni unuttuk. Peygamberimiz Muhammad aleyhisselam bu yolda tatqan aziyatlarga qaqşıdımı? Alloh qani men yardım qilmamsan dedimi? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Taib'e pul tepiş için, ya ki cenni saklaş için çıkmadı. Eksi Allah'ın dinini yetküzüş için çıktı. Şundak durukluk, şunca zulümlüğe uçursun mu? Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a perişlerini evetip yardım kımadı. Çünkü Allah Teala dünyaya bir kanuniyet ornatkan. Şundakla Allah Teala özünün bendelerini eziyet uçuruş arkalık ulanı tavlaydı. Ve ulanın imanının çillikini körüdü. Bu arkalık Allah'a hakiki işengen adamla veren, sahte işengen adamla ayrıladı. Şunun için beşimiz gereken zulüm, herkes mi Allah Teala Allah'ın bizi taşlif etkildi ki, ya ki bizim unutup kalanlık emez. Allah Teala her vakit bizim beşimiz gereken zulümlerden, her kandak işlerden minut, sıkınut küçük haberdar. Lekin Allah Teala bu arkalık bizim aramızın rastçılığını tavlaydı. İmanı da Çin kişilerinden sakt kişilerini ayrıydı. Ve bu arkalık kıyametteki ornumuzunu yukarı götürüyordu. Şu nesi isimizde bulsun ki, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de digende, insan özünü özgertmekçe, özü küçükamlıkçe, özü sevap kılmıkçe, Allah Teala o insana hatta peygamber bulsunu yardım kılmaydı. Çünkü Allah Teala dünyaya kanuniyet ornatkan. İşlerinin hemmesi şu kanuniyet boyunca buladı. Peygamber mi biz mi şu kanuniyet boyunca yaşaymış. Ama Allah Teala'nın yardımı pekat kemmemdu kilidu. Kaçan kilidu? Biz imanımızı müstehkem turup, özümüzü özgertip, kulumuzdan kildiğin sebeplerinin hemmesini kılganda, Allah yolda kegen eziyetlerine sevr kılganda, kahşımıganda, isyan kamıganda, Allah'a kufur sözlerini kamıganda, ey Allah sen razı boğan kadar biz çıdayımız, hatta bu yolda ölüp şehit buluşka razımız dige vaktimizde Allah'ın yardımı çokum geliyordu. Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ve ulağa ergeçken kişilerini nurgun zulüm ve eziyetlerden kin tavlap, hakiki Allah yolu küreş kılalaydıqalıqını bilip boğan deyinkin Bedir uruşu da, Uhud uruşu da ulağa yerden bedi. Biz Uyghur Müslümanlarının beşiğe bu zulümlerinin kilişinin sebebi mu? Birinciden bizden imanımızın sınaş. Yani bizden aramızdaki hakiki Müslüman bilen sahtı Müslümanını ayırış ve bizden aramızın hakiki küreşten cepa muşakkatlarına berdaşlık bireleydiğen gazılığını biliş üçün Allah Teala bizden bu zulümlerle sınav atıdı. İnşallah bu zulümler arası da Allah'a hakiki işinde Allah. Beşik gelgen zulümlerini görüp Allah'a isyan kamaydı Allah. Ve Allah yoldaki küreşin cepa muşakkatlarına berdaşlık bireleydi Allah. Öyle boğan dinkin Allah Teala bizge çokum yardım ve nusret biridir. Ama bu çokum biz hareket kılığa vakti da özümüzü özgertke vakti da buradır. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Taib'de közdeki mekhsede gidilmeken dinkin yeni Mekke'ye kaydıdı. Mekke'ye yıkılaşka vakti da Zeyd ibn Haris ensirep ey Resulullah Mekke'ye kandak girmeyiz deydi. Çünkü Mekke Kureyşleri Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Taib'e çıkkalıqını anlap Mekke'deki amallıqını emelden kaldırırken Arablarda çoğun bir adam bir cemiyet ya ki kabile ya ki aymaqın amallıq asıl yaşaydı.
Eğer bir adamın amallığı bulmasa, o adamın bir hatalıkı, kapalıkı kılınmaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, ben degen Allah'ın elçisi. Allah beni koğdaydı, deyip karamlıkı bir vasıtı Mekke'ye kirim vermesin. Mekke'deki özü vicdanlık ve kalbide mirin şefkatinin urkuba, deyip kargan müşriklerden Ahnes ibn-i Şureyh ve Suheyl ibn-i Emre'ye khet yazıldı. Ve onlardan özü amallık birşini talep kılıp. Ama ola Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a amallık birşini red kılıp özür eydiydi. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın amallığı iliş degenlik, Mekke'deki müşriklerinin hemmesini özünün karşısığı iliş degenlik idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yeni ümitsizlenmeyi Mekke'deki Mut'im ibn Adi degen müşriki khet evetiydi. Mut'im ibn Adi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın cemiyetine yürgüzülgen imbargonu emelden kaldırış için nait köp küçük ağan kalbini mirin şefkat ba vicdanlık müşrik idi. Mut'im ibn Adi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın khetine tapşırıp ağan denkin cemiyetinin bir kanç kişilerini toplap kılıçlarını esip Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın aldığı çıkıp onu arasığı elip Udul Kabe'nin yanına ekirdi. Ve müşriklerin hemisi bayada üllük avazda toğlaydı. Ey Mekke halkı anlap durunla. Ben Muhammed'e panalık verdim. Kim ki Muhammed'e çekildikken o Nevfel cemiyetine çekilgen buludu deydi. Ebu Cehil bu gepni anlap Mut'im ibn Adi'nin Müslüman bop ketken budu deyip naid ensirep onun kaşığı baradı. Ve onunla sen Muhammed'e pekat başpana buldun mu ya ki sen mi Müslüman buldun mu deydi. Mut'im ibn Adi pekat men başpana buldum deydi. Ebu Cehil ondak da buludu. Sen başpana halkına hürmet kılmayız deyip onun Müslüman boğumakalıkını kuşal buludu. Mut'im ibn Adi gerçi kapırı muşrik bosu mu ilgiri Haşim cemiyetine yürgüzülgen muhasirini emelden kaldırış için naid köp küt çıkagan. Bu katımı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın amallıkı elip Mekke'ye elip giriş arkalık Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a yakşılık kıldı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yıllar dinkin Mut'im ibn Adi'nin kılgan yakşılıkını esler Bedir Uşu'daki esirler hakkıda eğer Mut'im ibn Adi hayat bulup bu esirlerini menden tilegen bulsa ben bir tin almayı bulanın hemmesini kuyup birettim deydi. Biz bu vakalıktan birkaç noktunu yekülleyelimiz. Onun birincisi bulsa bir Müslüman zürü tepliğinde kapırını yerden talep kılsa tamamen bulduğalıkı. Kudde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Mut'im ibn Adi'nin yerden talep kılganı okşar. İkincisi bir kapır bir Müslüman'a yakşılık kılsa gerçi o kapır bolsun mu onunla minnettarlık bildiriş, onun kılgan yakşılıkla cevap kaydırış peygamber ahlak hikayelikini kurvalı alayımız. Üçüncüsü, kapırların hepsinin okşaş boğmaydı Allah'a. Dinli düşmelik kılgan kapırı ile İslam'ı düşmelik kımıgan, kuldan geliş yakşılık kılgan kapırının oturusunda perik bağlıkı ve onunla bizden kıldığın muamelimizde mi perik buruş gerek hikayelikini kurvalı alayımız. Mesela karapakadığın bolsa, Ebu Cehil mi kapır, Ebu Talib mi kapır, Mut'im ibn Adi mi kapır, Ebu Leheb mi kapır. Ama Ebu Talib ve Mut'im ibn Adi ile Ebu Cehil ve Ebu Leheb'nin oturusunda Osman zimin perik bağ. Ebu Talib ve Mut'im ibn Adi peygamberimizin yakşılık kılgan ve onu kovduğu Kan kapır bosa Ebu Leheb ve Ebu Cehil Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a küçünün yetişi düşmelik kılgan ve zulüm kılgan kapır. Gerçi hemisi iman etmeğallık için ahirde baradığa yeri okşaş bosa mı ama dozakta tatıdığın azabının derecesi okşamaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Tayyip'ten kayıtıp gelgendiğinkin uzun ötmeyi hac mevsimi yitip geliyordu. Dünyanın her kayıs taraflarından Mekke'ye hac kılış için hacilak ilişki başlaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ulağa İslam davetini anlatış için teyyarlanıyordu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam aldı olan davetini Mekke'nin etrafındaki kabile ve cemiyetlerden başlaş için Mekke'nin etrafındaki kabilelerden boğan Benu Ka'b ve Benu Hanif kabilesiyle İslam'ı tanıştırıyordu. Efsus bu iki kabile İslam'ı bütünlüğe red kılıp uladın hiç kim iman etmeydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yeni ümitsizlenmeyi davetini devamlaştırıyordu. Ve Amr ibn Sa'sa cemiyetine girip ulağa İslam'ı düşündürüyordu. Amr ibn Sa'sa cemiyetinin başlığı Buhayr ibn Firas degen kişi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın geplerinin hemmini anlap boğandın ki ornudun turup Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı körüstüp turup cemaat biz ma'adem arkalık bütün Ereplerin hemmisini yetkiteleydikemiz yani hükümralıkımız aslında ekreleydikemiz deydi. Andın ki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ya Muhammed buludu biz Müslüman bulayı silahını himayemizgi alaylı lekin sen opat tapkandın ki hukuk yani baş kuruş bizim kulumuzda bolsun deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam gerçi şunki yardımcı ihtiyaclık himaye kılınışka ihtiyaclık bolsun mu hukuk ve baş kuruşunun Allah halıgan Allah bekitken kişide bulduğu Allah'ını otturu koyup hukukunun aldın bekitilmeydi Allah'ı. Onu Müslümanların içinden layakatli kişiler arsadan tallap saylaydı Allah'ını otturu koyup ulanın bu teklifini red kıladı. Buhayr ibn Firas bunda bolsa bizden sana ihtiyacımız yokken de Müslüman buluşunu red kıladı. Biz Amr ibn Sa'sa cemiyeti olan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın oturusundaki bu vakalikten birkaç noktaya yekülleyelimiz. O bolsa mu eğer Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ilip geken İslam dini bu ilahi dava hakimiyetke arlaşmaydıgan fakat iman ve ibadet bilalı kupaylıdıgan dava bolsa idi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ulanın bu teklifini kubul kılıp ulanın himayesi aslında fakat ibadeti ve kişilerin İslam'a çakırış bilalı kupaylengen bulandı. Lekin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ilip geken İslam bu ilahi dava iman, ibadet, siyaset, adalet ve hak hukuk katarlık hayatının hemmi terapiye arlaşkaçka Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ulanın bu teklifini red kılgan. İkinci nokta eğer Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hakiki peygamber
peygamber bulmay, fakat dünyada padişahlığını közleyen bir adam bulan bulsaydı, Amr ibn Sahsa cemiyetinin bu talebini kabul kılgan bulardı. Çünkü peygamberimizin bu vaktiki ahvali intayin khaterlik bulup, bire cemiyet ya ki kabile tarafından himaye kılınışka, omallık bir ilişki ihtiyaclık vakt idi. Şundakla peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hayatının ahirgıca yani ulağın başlık bulalaydı. Ula fakat peygamberimiz vapat tapkandığın kinki hukukunun özlü buluşunu talep kılgan. Demek peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hayat bulan muddette yani hukukunu kolda tutalaydı. Lekin bu dava peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın vapat buluşunun ahirgıcıdığın dava bulmağaçka, şundakla peygamberimiz Muhammed aleyhisselam padişahlıkını közügen adam bulmağaçka, bu ilahi davanın meksitki zid bulan bu talepini red kılgan. Bu nokta peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın padişahlık ya ki mensebini közügen şahs emeslikini bildirdi. Şundakla bu kabilinin kumandani Buhayr ibn Firas şundak bir zirek adam ki peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın sözüden ben bu adam arkalık bütün Ereplerini yetkiteleydiken ben diş arkalık peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın davasının karakterini yani siyasi cihetteki küçünü hiskıp boğan idi. Şu tüpeyle peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın davasından paydalanıp özünün siyasi meksitliği yetmekçi boğan. Ama peygamberimiz Muhammed aleyhisselam şundak bir zirek zat ki ulanın bu meksitini düşünüp kağaçka ulanın bu talepini red kılgan. Hac mevsumunda peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın davet kılışı bilen Mekke etrafındaki kabile ya ki cemiyetlerden bir adamı Müslüman olmaydı. Lekin Medine'den gelen hacılardan iki kişi yani Suveyd ibn Samit bilen İyas ibn Maaz Müslüman bulup Medine'ye kaydıdı. Bir kaç gün ötkenden ki Mekke'ye 200 kilometre yıraklıktaki Gıfar kabilesinden Ebu Zer isimlik bir adam peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın gipini anlap peygamberimiz hakkında yeterlik malumatka erişelmeyi özüyle bir vas kürüşeye edip Mekke'ye gitip geliyordu. Ve peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bilen mehbi kürüş için Kabe'nin tüyü gelip peygamberimiz Muhammed aleyhisselamını izleydi. Birinci günü peygamberimiz Muhammed aleyhisselamını tapalmayı keç geliyordu. Hazreti Ali Ebu Zer'nin musafir ikerlikini bilip onun ile kürüşüp onu uygu başlap barıdı. Ebu Zer kapılık kılıçtın ensire peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bilen kürüş gelip kegellikini Hazreti Ali'ye itmeydi. Elçisi et degende yeni Kabe'nin tüyü gelip peygamberimiz Muhammed aleyhisselamını izleydi. İkinci günü peygamberimiz Muhammed aleyhisselamını tapalmayı keç geliyordu. Bu günüm okşaşla Hazreti Ali Ebu Zer'in uygu apırıp kondurdu. Ebu Zer bugün mü kimde izlevat kallıkını Hazreti Ali'ye itmeydi. Üçüncü günü et degende yeni Kabe'ye verip peygamberimiz Muhammed aleyhisselamını izleydi. Bir adamdan suray dese Muhammed'in kanda kalattın. Onun ergeşip Müslüman bulamsa edip kapılık kılıçtın korkudu. Soğumay dese üçüncü günü mü keç girdi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamını tapalmadı. Muşundak ikiliniş içi de turvatka vakti da yeni Hazreti Ali onun kaşığı kilip izlegen adamınızı yeni tapalmadınız mu edip suraydı. Ebu Zer şundak tapalmadayım deydi. Hazreti Ali ismini den ben sizi yardım kılığa deydi. Ebu Zer hiç kimge demezlik ki vade kılsan onun ikin depreme deydi. Hazreti Ali hiç kimge demezlik ki vade kıladı. Ebu Zer özünün yanında özüne peygamber deyip ilan kılığan Muhammed ile kürüşkülü kegellikini eydiydi. Hazreti Ali ben bilen cürüm ben sizin onun yanına başlayıp barağa deydi. Ve Ebu Zer'e sizin kendinden ergeçmen eğer ben kendimizde birisinin çüşkellikini his kılsam ben aygınlı onuşuğun bulup bir tarafı ütüp durma siz bana saklamayı minip kitip vereyim deydi. Ebu Zer makul deydi. Şunda kılıp ikisi peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın yanına yitip geliyordu. Ebu Zer peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bilen görüşüp İslam hakkında soruyordu. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Ebu Zer'e İslam'ı baştan ahire çöndürüyordu. Ebu Zer peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın ağzından İslam'ı anladığından şu sorunun özü de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın bendisi ve elçisi edip iman eydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Ebu Zer'e imanını mehbi tutkayın. Kişiye sana zulüm kıp gelişi mümkün deydi. Ebu Zer ey Allah'ın elçisi ben hakikatini emde taptım. Bu hakikatini kişilerde cakarlıklı koyuyun de peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın yeniden yenip çıkıp Kabe'nin tövdeki müşrikler topluşup oturuğa yerge verip ey halayıklar anlanla. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın bendisi ve elçisi de guahlık birmeyen deydi. Müşrikler mav ata anasının dinden yanan güğünü urunla deyip her tarafından gelip Ebu Zer'ni kattık uruşku başlaydı. Bu vakitte peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın tehi Müslüman bulmağın tağısı Abbas gelip ey halayık sile bu adamın Gıfar kabilesinin ikerlikini bilmemsele. Gıfar kabilesi bizden karavallarımız Şam'a mağadığan ticaret yolu caylaşkan. Eğer bu adamı öldürüp koysanla bizden karavallarımız Şam'a hatırcan baralmay kalamı ki deydi. Müşrikler Abbas'ın gibini anlap onun uruşunu toktaydı. Etsi et digende Ebu Zer yeni müşrikler toplaşka yaya gelip eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın bendisi ve elçisi de guahlık birmeyen deydi. Müşrikler yeni yupurluk gelip Ebu Zer'ni nahit kattık uğradı. Bu kettin mu Abbas yetip gelip yeni onu kutkuzu aladı. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam boğan işlerini anlap Ebu Zer'ni çakırtıp sen yurtunu kaytip getip kişilerini İslam'a davet kılgın. Men haber evetmekice kaytip kemi geyin deydi. Ebu Zer makul bulup yurtuğa kaydırdı. Ebu Zer'nin Müslüman buluş vekalliki karapakadığan bulsak bir nesi bizge aşkar buludu.
O bosumu bazı kişilerge Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam aldığı beri bir kan çıkartın İslam'ı çöndürüsümü yani iman etmeydi. Yani bazı kişiler net 100 kilometre yıraklıktan izdep kilip Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan İslam'ı bir katım anlığından kiyla şu sorunun özünü Müslüman buladı. Hidayet manı muşununda izdigellerge ve intilgellerge nisip buladı. Peygamberimizin devirde iman etkan kişiler Allah'a çin kalbinin işin etti. Tayaki işini bilsin o, hakikatin cakarlaştığını yanmaydı. Ama biz bugün günümüzde özümüzde bir karapa kalan olsak, özümüzde iman etkan Müslümanlığa deyimiz, ama bazı özümüzün imanı hodu kisireyimiz, hodu imanımız, İslamımız takışıp kalan dek, bizden aldığımızı tosu atkan dek, halıganca yaşarılı koymayı atkan dek, tuyuğu kep kalımız. Şunun için bizden imanımız bizden menfaat kılmaydı, bizden huzur vermeydi. İslam'a tuluk kirgen vaktimizde biz hakikatin cekarlaşını yanmayımız ve hakikatin cekarlaş yolda kergen eziyetlerle kakşamayımız, onun ondan huzur alımız. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu yıllık hecdumu özü közlegen maksatki yitelmeydi. Müslümanların ahvali kündün künge çıdığısız haletki kilidi. Sahabilerden Abdurrahman ibn Avf ve birkaç sahabiler Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yeniği kilip, ey Resulullah, biz müşrik vaktimizde aziz insanlardık. Cemiyetimizde oranımız var, mötüver kişilerden idik. Ama biz Müslüman boğandaki nait harap gettik. Kişiler bizge hakaret kılıp atıdı, zulüm kılıp atıdı. Bizge ruhsat kılsan, müşrikler karşı uruş kılsak deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Abdurrahman ibn Avf ve onun hemrihalığı ne mi deydi? Bu hakik tepsil Allah kızıksanla, dikkatinle kiler ki dersiniz. Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im, kurban bulsun canım tenim, yollarına Gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im, kurban bulsun canım tenim, yollarına Gül Ahmet'im.